genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Tele 1 ekranında Seçime Doğru 2024 programımız devam ediyor. Bugün İstanbul Kartal, Türkiye Komünist Partisi Kartal Belediye Başkan adayı Avukat Gökmen Dumlu ile konuşacağız. Sayın Dumlu merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Hülya Hanım, sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, sizler de iyisiniz. Artık 2 hafta kaldı. 2 haftamız kaldı, evet. Alanlar yoğun. Her anda halkla buluşmalar yoğun. Tabii anlatacak, konuşacak çok şey var. Size soracağım, projelerinizin üzerinde duracağım çok başlık da var. Kartal'ın mevcut sorunlarına, o sorunların nasıl çözülebileceğine de yoğunlaşacağız Sayın Gökmen Dumlu. Ama şöyle başlayalım. Siz avukatsınız, hukukçusunuz, evet, ve 42 yıldır Kartal'da yaşıyorsunuz. Avukatlık yaptınız, akademisyenlik yaptınız. Kartal'da neler gözlemlediniz? 42 yılda Kartal nereden nereye geldi ve mevcut sorunları neler? Şimdi ben Erzincan doğumluyum ama 2 yaşımdan beri Kartal'da yaşıyorum. Yaklaşık 42-43 yıl oldu Kartal'da yaşadığım süre. Tabii Kartal'ın çok eskiden beri Kartal'ı yaşamış Kartallı biri olarak artık. Çünkü Kartallı olarak ismimizi söylüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, işte bir sinema filminde bir replikle hep hatırlarım ben Kartal'ı. İşte derdi ki burası için en güzel lafı Sadık Hoca söylemiştir. Hayal kırıklığının başkenti. İşte biz de Kartal'da bir hayal kırıklığı yaşadık. Hayal kırıklıkları yaşadık. Hayal kırıklıklarından yeni bir hayal doğuyor şu an Kartal'da. Onun için mücadele ediyoruz. Hayal kırıklığımızın tam ortasında bir ilçe. Çünkü çocukluğumuzun geçtiği, gençliğimizin geçtiği, mücadele ettiğimiz bir de emeğin olduğu bir ilçe, yoğun bir şekilde olduğu bir ilçe. Bir sahil kasabası, bir balıkçı köyü aslında Kartal baktığımızda. Ama şu anki durumuyla uzun yıllardır, 30 yıldır hep gerileyen, hep eksikleri olan, eksikleri kalmış, talanın, bozgunun, yalanın bol olduğu, kötü yönetilen bir ilçe Kartal. Biz bu anlamda Kartal'a bu hayal kırıklıklarından yepyeni çok güzel bir hayal yaratarak yola çıktık ve başaracağız da bunu. Tabii bu hayal nasıl yaratılacak? Belediyelerin asli görevlerini yerine getirmesi önemli. Evet. Ama galiba özellikle rant odaklı yerlerde belediyelerin daha fazlasını da yapması gerekiyor. Mevcut olanı korumak, sahip çıkmak, beraberinde geliştirebilmek de gerekiyor. Siz komünist belediyecilik programından bahsediyorsunuz. Evet. Kamu yararının sağlanmasından, o yaşamsal hizmetlerin ulaştırılmasından ve daha fazlasından. O daha fazlasında neler var? Şimdi bizim hep söylediğimiz nokta şurası. Maalesef son yıllarda, uzun yıllardır hatta belediyecilik deyince insanların aklına rantın, talanın bol olduğu, ihalelerin, komisyoncuların, iş takipçilerinin, belediyeden geçinen bir grup insanın varlığıyla belediyelerin içini boşaltmaya çalışan grupların olduğu alanlar görüyoruz. Aslında belediyeciliğe baktığınız zaman bir halka hizmet, evet, belediyecilik ve bu anlamda biz şunu söylüyoruz. Kamusal bir belediyecilik, halkçı, sosyal bir belediyeciliğin olabilmesi için çok basittir yapılması gereken işlem. Nedir o? Halktan alınan kaynağın halka geri döndürülmesidir. İşte biz bu anlamda şunu söyledik her zaman da, komünist belediyecilik açısından da. Söz, yetki, karar halkta olursa, hı hı, halkın kaynakları, yani Kartal halkının kaynaklarını tekrar Kartal halkına ulaştıracağız. Onlar için çalışma yapacağız. Ve hep ben şunu da söylüyorum. Ben kendim için, eşim için, çocuğum için, anne babam için ne istiyorsam Kartal halkı için de onu istiyorum zaten. Bunu yapmazsam ikiyüzlüyüm. Çünkü bizim gidecek bir başka ilçemiz yok, başka bir vatanımız yok. Biz bu vatanda, bu İstanbul'da ve Kartal'da mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşayabilmek için yola çıkma, evet, amacımız buydu. Ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Çok basit yapacağımız şey, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Bu kadar. Tabii şimdi aşama aşama konuşacağız ama biraz sonra size, sizin bir hikayeniz var anlatacağınız. O hikayeyi dinleyelim istiyorum. Tabii belediye başkanı olarak bazen de örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın eksik bıraktıklarını tamamlamak, örneğin Sağlık Bakanlığı'nın eksik bıraktıklarını tamamlamak, aslında hani belediyenin, belediye başkanının görevi olmasa bile ne yazık ki ülkemizde bunlar da ekleniyor, evet, o görevlerin içerisine ya da yapılması gerekenlerin içerisine. Buyurunuz, sözü ben size bırakayım. Şimdi bizim
Tabii bu bir anım benim, güzel bir anı benim. Ben Kartal'da 1987-88 senelerinde Kartal'ın o dönemler çok güzel bir okulu olan İlköğretim Okulu, Eczacıbaşı İlköğretim Okulu'nda okurdum. Aşağıda da bilenler bilir, Kartallılar çok iyi bilir. Eskiden bir Ziraat Bankası vardı. Babam orada emekli memur şu an ama veznedardı. Hı hı. Veznedar Mahmut derlerdi. Şimdi bankadan, okuldan çıktığımda hemen aşağıdaydı banka. Bankaya girerdim. Tabii devletin bankası. Korkarak giriyorsun, çekinerek giriyorsun, çocuksun. Ve babamın odasına giderdim. En arkada bir odası vardı babamın. Oraya Merkez Bankası'ndan paralar gelirdi. Balya balya böyle masanın üzerine yığılırdı. Ve o paralar, balyalar sarı samandan ipliklere sarılıydı. Babamın masasının üzerinde bir kara kaplı, kara saplı bir makası vardı. Devlet Malzeme Ofisi yazardı, DMO. Ama babam o paraları elleriyle bir telkari ustası maharetiyle o paralardaki iplikleri tek tek çözmeye çalışırdı. Kesmezdi. Uğraşırdı, kesmezdi asla. Bir kutusu vardı, oraya koydu. Bana da bir oralet söylerdi. O zaman sarı oralet bizim için çok farklı bir içecekti. Evet. Şimdi ben bir gün, iki gün artık dayanamadım. Dedim ki ya baba, kessene dedim. Yani niye uğraşıyorsun? Küçüğüm ama. Kes şu ipleri artık. Ya artık kes. Bana dedi ki bu ipleri kesemem. Tekrardan bu ipleri kutuya koyuyor çünkü başka paralara o ipleri çıkarıp sarıyor. Bu ipleri kesersek devletten tekrar ip istemek zorundayız dedi. Ve dolayısıyla devleti zarara uğratırız. Devlet biziz dedi, halkız. Halkı zarara uğratmayacağız. Bunu da öğren dedi. Şimdi o zaman aklımda kalan şu oldu. Yani hiçbir zaman unutmadım. Ben de Kartal halkının umutlarını, hayallerini, Kartal halkının haklarını o sarı samandan iplikler gibi korumak ve kollamak zorundayım. Yani elime bir kara saplı makas almadan her zaman halkın menfaatine olan neyse, Kartal halkının hakkı olan neyse onun peşinden koşmak zorundayım. O küçüklüğümden bende bir kaldı bir anı olarak. O yüzden de bir hukukçu oldum, avukat oldum. Haklar konusunda çok hassasım. Ve bu da böyle bir anı olarak bizde yer etti. Çok güzel bir anı. Keşke babanız kadar duyarlı olan insanlar çok olsaydı ülkemizde. Çoğaldı. Ya o kadar güzel günlerin içerisinde olurduk ki şu anda. Dilerim çoğalırız. Dilerim. Çoğalacağız. Peki Sayın Dumluş, şimdi mahalle meclisleri. Evet. İlk adım mahalle meclisleri mi? Mahalle meclislerinden an, böyle bir ağacın dalları gibi evet. Oradan pek çok şeye varabiliyor muyuz? Aynen şöyle, şu an biz Kartal'da 20 mahallemiz var. 20 mahallemizde zaten bu mahalle meclislerini kurduk. Ve Kartal yurttaşlarımızın da yoğun ilgisiyle mahalle meclislerini kurduk, çoğalıyoruz da. Mahalle meclisleri ayağıyla biz Kartal'ı yönetmek istiyoruz zaten. Ve şunu söylüyoruz, dayanışma ağını kurduk. Büyüteceğiz. Belediye, Kartal Belediyesi'ni yönettiğimiz takdirde de yöneten Kartal halkının böylelikle kendisi olacak. Aslında bir anlamda interaktif bir belediyecilik, doğrudan bir demokrasi örneği. Çünkü 20 mahallemizin sorunlarını her mahallemizde belediye başkanı olarak gidip mahallemizle beraber çözeceğiz. Sorunu da tespitini beraber yapacağız, çözümü de beraber üretmek zorundayız. Bu mahalle meclislerinin çok ayrı bir fonksiyonu daha olacak. Ben her yerde şunu söylüyorum. Bu seçimde Kartal'da aday olan avukat Gökmen Dumlu değil. Kartal halkının ta kendisi. Ve onlardan istirham ediyorum, rica ediyorum. Lütfen bu seçimde kendinize oy verin. Çünkü aday sizsiniz. İlk defa, Kartal tarihinde ilk defa bir belediye başkan adayı samimiyetle şunu söylüyor. Aday Kartal halkının ta kendisi. Mahalle meclisleri yönetecek diyoruz Kartal'ı. Söz, yetki, karar. Kartal halkında olacak diyoruz ve bu dayanışma ağını ve yönetim ağını bir kolektif şekilde büyüterek de bu işi kotaracağımıza inanıyorum. Yani bütün kararlar danışarak, hatta tabii, birlikte konuşarak, düşünerek. Ve denetlenerek. Burası da önemli. Şeffaflık. Bahsettiğimiz şey bu zaten bizim. Tabii. Belediye şeffaf olacak. Yönetirken de, yönetilirken de şeffaf olacak. Ve şunu söyleyeceğiz. Mahalle meclislerine belediye başkanı hesap vermek zorunda. Gelir gider tablolarını her ay mahalle meclislerinde Kartal halkıyla paylaşmak zorunda. Gerekirse dev billboardlarımız var bizim. Oralarda kendi resmim değil, kendi ismim değil. Belediye bunlar geldi, bunlar gitti, bunları harcadık, bunları kazandık demek için yola çıktık. Ve bu yüzden mahalle meclislerini kuruyoruz. Kartal halkının içi de rahat olsun, güvendeler, emin ellerdeler, kendilerine bu seçim oy verecekler. Mecliste her şeyin hesabı sorulacak, aynen, ve her şeyin aynen, hesabı aynen, verilecek aynen, diyorsunuz. Aynen. Peki son günlerde
son günlerde değil, son yıllarda, belki de çok uzun zamandır. Belki de en belli başlı problemlerimizden biri emeğin karşılığının bulmaması. Emekçilerin yaşadığı sorunlar. İşçi Hakları Merkezi'nden bahsediyorsunuz. Evet. Ne yapacak bu merkez? Bu da yine bizim bir programımız dahilinde, Komünist Belediyecilik Programı dahilinde İşçi Hakları Merkezi kuruyoruz. Belediye ağıyla kurulacak bu merkez. Bu merkezi sadece belediyede çalışan işçi, emekçi personelimizle değil, Kartal'daki tüm işçilerin hakları ile ilgili bir çalışma alanı oluşturduk. Burada avukat arkadaşlarım var, stajyer avukat arkadaşlarım var, akademisyenler var. Bir işçimiz işten çıkarıldığında ya da mobbinge uğradığında ya da iş yerinde istediği şeyleri sözleşmesel olarak yerine getirilmediğinde gelecek bize. Biz bu anlamda hukuk mücadelesini, hak mücadelesini tamamen bir dayanışma ağıyla Kartal Belediyesi olarak işçilerimize sağlayacağız, anlatacağız. Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, atıyorum, Kartal Belediyesi Başkanı olarak ben bir işçi sendikası gibi davranacağım. Dolayısıyla İşçi Hakları Merkezi şunu görecek. Kartal Belediye Başkanı bunun içerisinde işçi kardeşleriyle beraber halay çeken, patron değil, işçi sendikası edasıyla onların yanında yer alan ve onların haklarını koruyan halkçı bir avukat, halkın avukatı. Komünist avukat markası böylelikle bize zaten şimdi Kartal'da konuşulan bu. Evet, ben bir komünist avukatım, emekçinin, işçinin, halkımın avukatıyım. Dolayısıyla bundan da çok memnunum. İşçi Hakları Merkezimizde bu anlamda tüm işçilere, emekçilere hem yardımcı olacak hem de danışma hizmeti verecek. Tabii, hem de takip merkezi de oluşturulacak. Tabii. Ki hukuki olarak hakları aramak, evet, çok zorken, evet, yıllarca bekletilirken, evet, işçiler bununla hızlı bir çözüm hem hukuki olabilir. Mücadelesi tabii yapılacak, bu anlamda sosyal mücadelesi yapılacak, sosyal desteklerimiz olacak, hı-hı, hepsi sağlanacak. Şimdi bazı başlıkları da hızlı hızlı konuşacağız. Evet. İzleyicilerimiz de ne olur kusurumuza bakmayın. Çünkü süremize sığdıracağız. Aslında proje çok, plan çok. Evet. Biz zamanımız sığdığınca anlatacağız. Deprem ve kentsel dönüşüm konusu. Belediyelerin de sorumluluğu olduğunu vurguluyorsunuz siz. Planlamadan, bilimsel hazırlıktan, deprem risk haritasından bahsediyorsunuz. Ama bir de afet sonrası da var. Tabii. Öncesi de planlanacak, o anda ve sonrası da elbette. Şimdi biz Kartal'da, özellikle ben ilk adaylığını açıklayan parti, hı hı, Türkiye Komünist Partisi ve bendim, 30 Aralık günü şunu söyledik. Türkiye'nin iki önemli sorunu var. Kartal'ın da iki önemli sorunu var. Birisi ekonomik sorunlarımız, diğeri deprem. Tabii. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattı, adalar fay hattı. Yani bu arada Kartal belki de Prens Adaları'nı en iyi gören ilçe, evet, manzarasıyla, ama oradan bir fay hattı tehlikemiz de var. Biz şunu söyledik, söylüyoruz da. Tamam, deprem risk haritası çıkarıyoruz Kartal'da, bunu yapacağız, hı hı, ama özellikle ilk yardım, arama, kurtarma bu mahalle meclislerimizde halkımıza ücretsiz olarak yine bunların eğitimleri verilecek. İlk yardım ve arama kurtarma eğitimleri tabii verilecek. Bütün halk bununla ilgili bilinçlenmek zorunda. Bunu bilimsel anlamda teknik ekibimiz yapacak zaten. Hı hı. Arama, kurtarma, ilk yardım eğitimi verilecek ve yeşil alan, özür dilerim, toplanma alanlarının tespiti. Toplanma alanlarının tespitine bakıyoruz Kartal'da. Bir yerde halı saha var, bir yerde bir efendim kafe var, bir yerde bilmem ne var. Saçma sapan toplanma alanları oluşmuş. Deprem anında ne yapacağız? Bu toplanma alanlarında biz soğuk depolar koymak zorundayız. Bu burada kapalı depolarda ihtiyaçları oraya yığmak zorundayız ki arama, kurtarma ve ilk yardım sırasında gerekli alet, edevat, ihtiyaç, gıda, su bu depolarda yer alsın. Gidin bakın, dolaşın. Bu depolar yok. Bu depolarda iç varsa da içi boş şu an bir deprem karşısında. Biz Komünist Belediyecilik olarak depreme hazırlık yapmak zorundayız diyoruz. Zemin etütlerini ve bina etütlerini Kartal Belediyesi yurttaşlarımıza Kartal'da da ücretsiz sağlamak zorunda. Bunların da çalışmalarını yapacağız zaten. Evet. Hazırız. Evet, tabii toplanma alanı bulmak da artık çok, çok zor. Çoğu nokta, özellikle ben şimdi bu civara bakıyorum. Şişli'ye, Mecriyeköy'e, hatta ve hatta Maslak etrafına baktığımda toplanma alanları yok edilmiş durumda. Evet. Alışveriş merkezlerinin nasıl türediğini herkes çok iyi biliyor. Biz böyle dikine dikine büyüyen bir şehir haline dönüştük. Evet. Ama yeşil alanda da çok büyük sorun yaşıyoruz. Yeşilimiz neredeyse kalmıyor bu gidişle. Aydos ormanları, Aydos ormanları üzerine yoğunlaşmanız bence çok önemli. Aydos ormanlarını koruyabilmek için sesler yükseliyor. Evet, ama siz belediye başkanı olursanız ne yapacaksınız? Şimdi Kartal muazzam güzellikte bir ilçe. Çünkü sahil kesimi var, mavi. Evet. Arkanızı döndüğünüzde Aydos ormanlarımız var, yeşil. Ama Aydos ormanlarında maalesef halka kapalı
bir orman gibi görünmekte şu an. Çünkü bir özel işletmeye verilmiş, işletiliyor. Aracınızla giriyorsunuz, durduruyorlar. Deli dumrul gibi yolu kesmişler. Para istiyorlar. Yaya girmek istiyorsunuz, para istiyorlar. Kendi ormanımıza girmek için kendi para veriyoruz. Kendi ormanımıza girmek için para veriyoruz bazı kısımlarda. Hı hı. Biz Aydost Ormanı'nda bu yapılan sözleşmeleri feshedeceğiz zaten kesinlikle. Ve Aydost Ormanları'nı halka açacağız. Şunu hep söylüyoruz zaten. Kartalı, ranta kapatıp halka açacağız. Bunu da Aydost Ormanları'ndan başlayacağız. Aydost Ormanları'nda ve tarım arazileri var, belediyeye ait. Hı hı. Bu tarım arazilerinde özellikle tarım ürünleri yetiştirmek zorundayız. Hobi bahçeleri yapmak zorundayız. Burada halkımız bu anlamda organik sebze ve meyveyle burayı buluşturabiliriz, halkı da buluşturabiliriz. Bu anlamda biz Aydost Ormanı için ciddi mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Belediye başkanı olduğumuzda zaten bunun hukuki mücadelesini ben kendim avukat olarak yapacağım. Ama bizim bir danışma kurulumuz var, bizim bir belediye meclis ekibimiz var, bir kadromuz var. Bu kadroyla beraber Aydost Ormanları'nı tekrar halka açacağız. Tarım arazilerimizde. Tabii siz bir hukukçu olarak ben İstanbul'un pek çok noktasında bunu görüyorum. Bir bakıyorum Kültür Bakanlığı diyor, bir bakıyorum Çevre Bakanlığı diyor. Girerken ücret isteniyor. İçerisinde oluşturulan yeme içme yerleri, bir çay bile çok pahalı halde. Hani bizim ormanımız, hani bizim toprağımızdı. Bu çok hukuki olarak da aslında doğru bir şey değil, değil evet, mi? Evet, tabii ki, tabii ki. Ben hatta şunu söylemek istiyorum. Sayıştay raporlarını incelediğimizde, hı hı, çünkü ben bir hukukçuyum. Bir hukukçu olarak mutlaka bir delile dayanmam lazım konuşabilmek tabii için. Sayıştay raporlarına baktığımızda Kartal'da mesela bazı yeşil alanlarında, halka açık olması gereken yeşil alanlarında bazı kafelere sözleşmeyle kiralandığını görüyoruz. Siz oraya gittiğinizde adım başı gelecek. Ne içiyorsun, ne yiyorsunuz? Ben burası Kartal Belediyesi'ne ait kardeşim. Oturdum, ister yer ister yemem. Evet. Diye ama bir zorbalıkla karşılaşıyor insanlar. O sözleşmelerle ilgili de çalışma yapacağız. Yani Kartal'daki yeşil alanlar, kiralanan yeşil alanları tekrar halkın kullanımına açacağız. Gerekirse oraya belediye olarak biz tesis yapacağız ve birçok hizmeti de ücretsiz halkımıza sunmak zorundayız, sunacağız da. Evet. Bunu söylüyoruz. Ki her şey çok pahalı. Maalesef. Büyük bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyoruz hepimiz. En çok da gençler, emekliler etkileniyor galiba. Gençler bir yandan okuyabilmek, bir yandan ayakta durabilmek için uğraşıyor. Ailelerinden daha az destek almak için iş bulup çalışıyorlar ama çocukların hali zor. Şimdi o konuyu soracağım size ama emeklilere gelelim. Kartal'da emekli nüfus fazla değil mi? Evet. Her şey de pahalı. Sadece emekliler için değil. Ev hanımları içerisinde Kartal'da yaşayan herkes için de. Örneğin Tanzim Pazar Alanları kooperatifler. Evet, evet. Ve bir de emeklilerle ilgili projelere evet geçelim ardından hemen. Tamam, hemen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kartal'da 120 bin emekli yaşıyor. Hı hı. Bu şu demek, aslında istedikleri partiyi, istedikleri adayı Kartal Belediye Başkanı yapabilirler. Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Çünkü hani hep dedim ya, baştan beri şunu söylüyorum. Benim babam da bir emekli memur. Annem ev hanımı. Şimdi emekliler derin bir yalnızlık yaşıyorlar. Derin yalnızlık içerisinde ekonomik sorunlarla boğuşuyorlar. Sokağa çıkmaya korkar olmuşlar emeklilerimiz. Emekli maaşları yetmiyor çünkü. Bir restoranda yemek yese, bir kafede bir şey içse dünya para. Ne oluyor? Evin içinde kaldılar, yalnızlaştılar. Biz emekliler için yaşam evleri kuracağız. Belediye başkanlığını Kartal Belediyesi'nde aldığımızda da bir Kartal Kart projemiz var. Hı hı. Emeklilere dağıtacağız. Bu Kartal Kart projesiyle hem emeklilerimiz Kartal esnafı ile yaptığımız anlaşmayla çok uyguna, indirimli ürünlere ulaşabilecek, hem de belediyenin tüm tesislerinden birçok gıdada ücretsiz faydalanacaklar. Ve biz onlara bir araç tahsis edeceğiz, servis tahsis edeceğiz. Sosyalleşmeleri adına yaşam evlerinde emeklilerimizi ağırlayacağız, sağlık hizmetleri sunacağız. Ben niye bu kadar bu konuda hassasım? Çünkü benim babam da emekli, annem ev hanımı, evin içinde durmaktan bazen didişiyorlar birbirleriyle. Ve ben onlara şunu söyledim geçenlerde, yani eğer bu didişmeyi kesmezseniz ben sizi boşayacağım bir avukat olarak. Ya bana oy verin, size yaşam evleri açacağız ya da sizi boşamak zorunda kalabilirim diye tabii bir latife ettik. Tabii. Dolayısıyla emekliler bizim için çok önemli. Onlar için mücadele edeceğiz Kartal Belediyesi olarak. Kartal Belediyesi'nin kaynaklarının büyük kısmını emeklilerimiz için de kullanacağız zaten. Yani emekliler mutlu olmalı. Aynen. Bunu sağlamak için çabalayacağız diyorsunuz. Yalnızlıktan kurtaracağız. Tabii. Derin yalnızlıktan. Sosyalleşemiyorlar. Bir yere gidemiyorlar. Konuşamıyorlar. Unutuldular çünkü. Evet.
Yani o anlamda bizim için emekliler önemli. Bir sonra şey demiştik, kooperatifler. Kooperatifler. Zaten bu arada son 5 dakikamız içerisindeyiz. Hızlıca geçiyorum. Hı-hı. Kooperatiflerimiz aslında çok önemli. Biz gıda kooperatifleri kuruyoruz, kuracağız. Özellikle üretim ve tüketim kooperatifleri kuracağız. Kapalı tanzim pazar yerleri kuracağız. Kartal'da birçok köy derneğimiz var. Yani Erzincan Dernekleri, Sivas, Trabzon, Gümüşhane bu köy dernekleriyle beraber ortak çalışmalar yapacağız diyoruz derneklerimize. Birebir birinci elden önce gıda olmak üzere düzenli, temiz sebze ve meyveyi komisyonsuz, aracısız, ekstra bir maliyeti olmadan birinci elden gidip alacağız. Kartal Belediyesi'nin tanzim pazar yerleri, kapalı tanzim pazar yerlerinde bunların satışını açacağız. Çok uyguna Kartallılar. Taze sebze meyveyle karşılaşacaklar. Kartal tekrar eski marketlerini açacak, tanzim marketlerini. Yine orada çok uyguna, çok çok uyguna gıdaya ulaşabilecekler. Bu anlamda kadın kooperatifleri de olsun, istihdam amaçlı. Üretim ve tüketim kooperatiflerini harekete geçireceğiz. Ekonomik olarak ciddi destek sağlayacağız Kartallılara. Evet. Durum bu. Şimdi Kartal Kart'ı anlattınız. Tabii gençler için Kartal'a da baktığımızda uyuşturucuyla mücadele. Yine Kartal Kart'tan gençler de yararlanacak tabii, değil mi? Kartal Kart'tan gençlerimiz de yararlanacak. Çünkü onlar birçok şeye ücretsiz elde edecekler ve biz burs imkanı sağlayacağız. Kartal Kart'a belli burs miktarları yatıracağız. O kartla beraber onu kullanacaklar ve aynı zamanda İlkokula giden çocuklarımız için de beslenme çantası boş çocuk Kartal Belediyesi bırakmayacak. Kartal'da maalesef beslenme çantaları boş çocuklarımız oluyor. Sınıflarında o açlıktan, yorgunluktan bir bitap düşmüş çocuklarımız oluyor. Kartal Belediyesi onlara beslenme çantalarını dolduracak. Uyuşturucuyla mücadele konusunda şunu söyleyeceğiz zaten. Yaşamın dozunu yükselteceğiz. Yani sadece uyuşturucu değil, her türlü bağımlılıkla ilgili mücadele edeceğiz. Ben bunun hukuki mücadelesini yapacağım. Uyuşturucuyla mücadele komiteleri kuracağız. Ve mahallelerimizde mahalle meclisleri ayağıyla gençlerin sosyalleşmesi, gençlerin kütüphaneler açacağız çünkü oradan yararlanmaları, sosyal aktiviteler, kültür ve sanatla buluşturacağız. Ve bağımlı olan gençlerimizle de doktorlarımız, psikologlarımız ve hukukçularımız özel olarak ilgilenecek. Şunu söylemek istiyoruz buradan da Kartal'daki uyuşturucu çetelerine, uyuşturucu baronlarına. Bunun mücadelesini biz veririz sadece zaten. Türkiye Komünist Partisi ile beraber biz gelirsek Kartal'da uyuşturucu sorunu, bağımlılık sorunu kalmayacak. Çok iddialıyız bu konuda çünkü. Annelerimizin içi rahat olsun, ferah olsun. Kartallı anneler bana güveniyor. Ben onları çok seviyorum. Kendi evlatları gibi görsünler beni. Dolayısıyla en büyük mücadelemizi emniyet ayağıyla da olsa ama biz kendimiz uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadeleyi geliştireceğiz. Aslında kilit cümle yaşamın dozunu yükselteceğiz. Yaşamın dozu yükselince zaten bağımlılıkların oranı da düşecek ve hiç olmayacak demektir bana sorarsanız. Doğru. Kilit cümleyi yakaladım oradan. Kadın dayanışma birimlerini, gebe okulunu ben vurgulamak istiyorum. Tabii. Yine çocuklarla ilgili bir hayalim var. Projesi ebeveyn okulu ki ebeveyn okulu da çok önemli vurgulamak istiyorum. Emekliler, emekli komisyonu, yaşam evlerini siz vurguladınız. Yine Kartal Kültür Günleri, Kartal Emek Müzesi ve Hayvan Hakları Komisyonu. Bunlar diğer vurgulamak istediğim başlıklar. Son iki dakikamız içerisindeyiz. Hem bu başlıkların içerisinden açmak istedikleriniz varsa onu dinleyelim. Hem de mesajlarınızı alalım Kartallılara. Bizim bir programımız var dedik. Bu programda daha da fazlaları var. Tabii zamanımız çok kısıtlı. Tabii. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum Kartallılara, Kartal halkına. Kendilerini şöyle görsünler. Yani bir empati kuran bir belediye başkan adayım ben. Ben hüzünlü bir belediye başkan adayım aslında. Öfkeli bir belediye başkan adayım ama umutluyum. Şundan dolayı umutluyum. Kartal yıllardır kötü yönetildi, yönetilmekte. Yani bu seçimde ne olur? Bir tane Ali Baba ve 40 harami çetesini Kartal'ın başına getirmeyin. Her 5 yılda bir birilerini zengin etmeye çalışmayalım. Bu seçimde Kartal halkının kendisi aday diyoruz zaten. Aday olan onlar. Çocuklarımız için, kadınlarımız için, gençlerimiz için, emeklerimiz için yola çıktık. Şeffaf bir belediyecilik getireceğiz. Haklı, adaletli, vicdanlı bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Şunu hep söyledik. Ahlak, vicdan ve adalet. Bizim vaadimiz yok. Biz söz veriyoruz. Biz vaatte bulunmuyoruz. Ben Kartal halkına şu sözü veriyorum. Ahlaklı, vicdanlı ve adaletli bir yönetim. Getireceğimiz yönetim şekli çok kolay, çok güzel ve çok başarılı bir yönetim şekli olacak. Bu seçimde hiç olmazsa denesinler bizi.
Ve denesinler şunu görecekler. Kartal Türkiye'de, İstanbul'da örnek bir belediye olacak. Ve dünyaya ismimizi tanıtacağız. Diyecekler ki İstanbul'un bir ilçesinde bunu başaran bir halk var. Kartal halkı var. Bir belediye başkanları var. Bir komünist avukatları var. Onların yanında, onlarla beraber mücadele eden. Şunu hep söyledim zaten. Söylüyorum da. Tasarrufta bulunacağız. İsrafı önleyeceğiz. Makam araçları, makam odaları, makam divanlarımız yok bizim. Halkın divanları var. Halkımızla beraber gösterişsiz, egosuz, kibirsiz, 5 yılda bir değil, her gün mahallelerinde, sokaklarında olan çalışkan ve eşit hizmet eden tüm yurttaşlara, hemşericilik yapmayacak, mezhepçilik yapmayacak, halkımıza eşit hizmet eden bir belediye başkan adayı olarak karşılarında hüzünlü, umutlu bir başkan adayları var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökmen Dumlu. Başarılar diliyorum. Olun, son 15 günde alandasınız. Kartal halkı ile birlikte olacaksınız. Sevgili izleyenler, Türkiye Komünist Partisi Kartal Belediye Başkanı adayı avukat Gökmen Dumlu ile konuştuk. 5 dakika sonra sizinle olmayı sürdüreceğiz.